Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Merkez Bankası faiz kararı yarın. Ama ondan önce esas önemli sıkıntı, hep hani konuşuyorduk ya, şu andaki durum hani kendi iç dinamiklerimizden kaynaklanan bir durum. Bir de bunun üzerine yurt dışı binerse ne yaparız diyorduk. Şimdi yavaş yavaş o yurt dışındaki dalgada geliyor. Şimdi onlara bakacağız. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Özellikle bu akşam ve yarın sabah sığ piyasada hareketlilikler olabilir. Geldiğimiz nokta biraz keyifsiz. Merkez Bankası biliyorsunuz bu hafta içerisinde 3 defa müdahale etti. 3 defa müdahaleyi de kur bir şekilde yuttu. Ve bugün de şu anda haftanın en maksimum seviyesinde neredeyse 15 lira doğru dayanan bir kur görüyoruz. Şu anda saat daha 6.30'a geliyor. Seans bitti, çekiyoruz. Şimdi bunların hepsine bir bakacağız. Yarın faiz kararında müneccimlik yapmaya çalışacağız. Sayın Başkan'ın aklından geçeni okumaya çalışacağız. Hızır idi, Yunus idi, ne olur idi, ona bakacağız. Ama özellikle bu dönemde, geçen de söyledim, hakikaten tüm Türk halkı neredeyse bir trader oldu, bir ekonomist oldu. İnsanlar buna zorunlu kılındı. Çünkü niye? Özellikle dolarda böyle bir stratejiye gidilmesi, TL'nin bu kadar değersizleştirilmesi, TL varlıklarda çok büyük erimelere yol açtı ve insanlar eksi reel getirilerde oldu. Ve yaklaşık 3 aydan beri hep borsayı anlattık, borsayı söyledik. Gerçekten çok fazla, özellikle de yapılan indirimde çok fazla bir ilgi alaka oldu. Ben hakikaten çok teşekkür ediyorum. Hani biz de bunu gerçekten İnsanlar bir şey öğrenerek yapsınlar. İnsanlar paralarını yönetirken, finansal piyasalar hakkında yorum yaparken biraz bilerek yapsınlar diye yaptık. Ve hakikaten çok fazla ilgi gördü. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle borsa ile ilgilenen arkadaşlarımız en azından dolardaki çıkışı bir şekilde kompanse edebildiler borsa tarafında. Bu gene devam edecektir. Özellikle bu hazır video setlerinde hakikaten bu ay yaptığımız %20'lik indirimde çok büyük bir insanlardan talep geldi. O yüzden arkadaşlar bakmanızda yarar var. Sıfırdan her şey anlatılıyor. Ana eğitim, yani trade psikolojisi, grafik okumak nedir, fiyat analizi nedir, piyasalara nasıl bakılır, bütün iç dinamikleri. Arkadan da borsa spesifik eğitim. Bir tane ileri düzey VIOP eğitimi var. Onun şeyi farklı. Daha o ileri düzey arkadaşlara veriliyor. Ama gerçekten 2022 yılı da arkadaşlar çok kolay olmayacak. Ne yazık ki olmayacak. Ve biz de bir şekilde daha da zorlaştırıyoruz bunu. Dolayısıyla kulaktan dolma bilgilerle değil, daha kendiniz olaylara hakim olarak birazcık anlarsanız emin olun çok zor şeyler olmadığını kendinizde göreceksiniz. Sadece bu piyasanın kendi iç dinamikleri var. Bunlara bakacaksınız. Burada hazır video setlerinde özellikle bunlar full eğitimlerin aynısıdır. İstediğiniz bir eğitimde tekrar online olarak katılma hakkınız da vardır. Sadece siz yeter ki öğrenmek isteyin arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz nokta sıkıntı dolar endekslerinde. Yani şurada üçgenimsi yapı yavaş yavaş kendini yukarı doğru arkadaşlar atmaya başladı. Ha, bu kırdı bir anda haldır haldır gidecek diye bir şey yok, ama zaten yukarı bir trende olan dolar endekslerinde 97'den 95.5'a bir düzeltme süreci geçiyordu ki yavaş yavaş bu düzeltme süreci de yukarı doğru kırılmaya başladı. Özellikle 97 bölgesi de yukarı geçildiği anda farklı fiyatlamalardan ne yazık ki konuşuruz. Ne dedik? Dolar kurunda 13.90'ların 14'lerin üzerinde her seferinde Merkez Bankası'nın yaptığı baskı her seferinde yutuldu ve bu sabahki yaptığımız yayında da özellikle ne yazık ki müdahalelerin boşa gittiğini görüyoruz. Günlük grafikte baktığımız zaman işte Bollinger üst bantları 15.75 lira denk geliyor. Şuradaki en son şu çıkışın filaması olarak değerlendirirsek buradaki bölgenin yukarı doğru bir kat daha devamını düşünürsek 15.75-16 gibi bantlar hedef olarak gözüküyor arkadaşlar. Ne yazık ki burada bugün seans içinde şu anda sabah saatlerinde akşam saatlerinde pardon dünkü 15.63 seviyesinin üzerinde
kalıcılık sağlıyor. Bugün bir müdahale gelmedi. 15-63, 13-80, 14-60, 13-80 düzeltmesinin hedefi ise 15-45, 15-50 bölgesi olarak gözüküyor. Ama ne yazık ki işin sıkıntı tarafı şu. Yani keşke o gösterdiğimiz noktalar olsa sadece hedefler. Bu şekilde gidersek, yani gördünüz mesela dünyada da bir dolar endekslerinde bir ileriki dönemde kuvvetlenme dönemi başlayabilir. Zaten FED'de bir faiz artışı hazırlığı var, bu var. Yani biz böyle bir ortamda faizleri indirerek hem TL'yi aşırı değersizleştiriyoruz, enflasyonu hortlatıyoruz ve bunun yani ihracatımızı arttırırmış da filanmış da filanmış da, ya yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Siz tamam ihracatı evet arttırırsınız, bravo. Ama ucuz iş gücü, ucuz iş gücü dediğiniz kişi sizin kendi halkınız. Yani ben mesela bunu söylerken çekinirim bir siyasetçi olarak veya bir devlet adamı olarak. Yani ucuz iş gücü. Ne demek yani? Türkçesi daha anlaşılır bir hali. Hadi TL'yi değersizleştirelim. Yabancı burada gelsin, bizi ırgat gibi kullansın. Ya yazıktır, günahtır. Hakikaten yazıktır, günahtır. Geldiğimiz nokta inanılır gibi değil. Bakın bu kendi kendimize çıkardığımız bir kriz. 8-8.50 seviyesinden beri tamamen bu kuru kendi kendimize buraya getirdik. Bunu birisine yapın deseniz, yani deseniz ki yani TL'yi bu kadar değersizleştirebilir misin bir ay içine deseniz, ancak bu kadar yapılabilir. Geldiğimiz nokta bu. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Gerçekten yarınki Merkez Bankası kararına da hani bir şey demeyeceğim, diyecek bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani şöyle bir ortamda bir faiz indirimini konuşuyor olmak bile hani hakikaten benim için hakikaten bir utanç verici bir şey. Yani şu ortamda bir faiz indirimi olur muyu konuşmak hikaye. Yapar, yapmaz, yaptı, yapmadı, öyle dedi, açıklamayı onu dedi, bunu dedi. Ya herkes bunaldı artık, bunaldı. Bakın herkes bunaldı. Bakın ihracatçı da bunaldı ya. Ya böyle bir kur olamaz. Yani dün 13, bugün 14, öbürsü gün 15. Yarın ne olacak? 16, 17, 18. Bu nedir ya? Bunu bakın tutamayacaklar. Ve şu anda geldiğimiz nokta şu, bakın tutamıyorlar zaten. Hortlattılar ve bakın bunun nereye gideceğini de şu anda kimse bilmiyor. Bakın buna emin olun, kimse bilmiyor. Herkes şu anda panik halinde. Tekrar ediyorum, isteseler bu kuru 12, 12.50, 11 bölgelerine getirebilirler mi? Getirebilirler. Ama şu anda gidilen nokta ve bu inat bu ülkeyi arkadaşlar ve ne yazık ki halkı bir uçuruma doğru götürüyor. İnşallah bir an önce bu hatadan dönerler. Bu hatadan dönseler bile çok ciddi anlamda kalıcı hasarlar oldu. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah devlet millet için aklı yerinde iyi bir karar alırlar. Zaten iş işten çok geçti. Çok yıprandık, çok geride kaldık. Çok büyük hasarlar verdik kendi kendimize. Bunun bir tık ötesi yani hiç konuşmaya bile gerek yok. Yani bu saatten sonra siz dolar kurunu 17-18 liraya götürdüğünüz zaman orada bir faiz artışı yaptırsanız, ki mecbur yapacaksınız, ne olacak ki kur? Bu sefer kur geri çekilecek 14 liraya arkadaşlar. Hem faiz artışı güme gidecek, hem dolar kuru 14'lü 13'lü seviyelere oturmuş olacak, hem enflasyon üstümüze kat ve kat gelecek. Bu işin kime yararı var? Bir deney yaptım, bir şey denedik, olmadı. İşte dün mesela geçen gün bakan açıklama yapmış. Hani bu program hani başarısız olmasa üzülürüm. Üzülürüm demiş kendisi yani. Bakan üzülürüm demiş. Ya bu memleketin geldiği nokta, insanların çektiği şeyler, hani biz bunu yaptık, denedik, olmadı. Ya üzülürüm yani. Üzülürüz, ne yapalım, üzülürüz. Zaten diyoruz ya, hep olan başkalarına oluyor. Ne yazık ki. Hiç kimse, hani bu Çin modeli falan örnek alıyoruz ya, bence Çin ve Japon kültüründeki bu hani şey vardır biliyorsunuz, harakiri. Hani
Şimdi insanlar bir şey kaybettikleri zaman falan böyle kendilerini cezalandırırlar. Mesela adamlar seçim kaybeder gider istifa ederler, teşekkür ederiz. Adamlar başarısız olur istifa ederler. Bence bizim en büyük model alacağımız örnek bu olmalı. Yani ekonomi, yani Çin'in ekonomisinden çok oradaki bu saygı bence daha önemli bir şey. İnsanlar başarısız oldukları zaman hani takkeyi önüne koyup değerlendirmeyi bilmek lazım. Bu herkes için böyle. Türkiye'de ne yazık ki bu yok. Yani başarısız oldun. Yani olabilir, denedik olmadı. Üzüldük işte. Böyle şeyler. Çünkü niye? Çuvaldız size batmıyor, başkasına batıyor. Allah kısmet ederse yarın hayırlı bir karar gelir diyelim. Yarın akşam muhtemelen bir canlı yayın açma olasılığımız çok ama çok yüksek. İnşallah açmayız. Sakin geçer. Fikirlerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Bakalım neler oluyor, bir görürüz. Herkese kolay gelsin.